Herkese merhabalar. Bu dersimizde ikinci dereceden matematiksel denklem çözeceğiz beraber. Şimdi öncelikle yine ne yapıyoruz? Her zamanki gibi lambur lumbur kodlamaya girişmeden önce algoritmamızı oluşturuyoruz. Bizden istenileni analiz ediyoruz. Şimdi matematiksel denklem deyince, yani ikinci dereceden matematiksel denklem deyince ne oluyor arkadaşlar? Öncelikle genel formül aklımıza gelmesi lazım. Yani genel formülü ne bunun? ax kare artı bx artı c. Şimdi ben bu ikinci dereceden denklemin bana kullanıcı şurada a'yı, b'yi ve c'yi vermesi bir kere lazım. Çünkü a, b, c değişen kısımlar. Ve aynı zamanda x de bizim formülümüzde her zaman değişen bir input olduğu için, her zaman değişen bir veri olduğu için, o yüzden bu x bilgisini de kullanıcıdan almam lazım. Yani kullanıcıdan aslında 4 tane bilgi alacağım. Peki ben alacağım bu inputları nasıl fabrikadan geçirip, nasıl harmanlayıp kullanıcıya sunacağım? Şimdi onu düşünüyoruz. Şimdi benden istenen ne? Bir kere fx'in değerini bulma. O zaman bir kere ben bu fx'i kullanacağım. İkincisi delta'yı bulma. Yani bizim ikinci dereceden denklemimizin deltasını bulma. Ve ben bu delta formülünü biliyor muyum? Biliyorum. Delta formülümüz ne? B kare eksi 4ac. Peki bu delta bizim ne işimize yarıyor? Yani bu delta formülü neden oluşturulmuş? Çünkü bu delta formülü kök bulmayı sağlıyor arkadaşlar. Ve bizden istenen zaten kök bulma, yani kök bulma da bizim istenen bir şey olduğu için ben bu deltayı zaten program içerisinde kök bulurken de kullanacağım. Peki kökleri nasıl buluyorduk? Kökleri de kök 1 için, örneğin zaten bunun 2 tane kökü vardır. Yani 2 farklı kökü vardır maksimum. Geliyorum buraya, kök 1 diyorum. Bunun formülü neydi? Eksi b eksi kök delta bölü 2a, ya da ikinci kökü de, eğer iki kök de farklıysa, ikinci kök de eksi b artı kök delta bölü 2a. Şimdi peki benim köklerimin durumlarını analiz edecek olursam bunu nasıl analiz edeceğim? Yani sonuçta köklerim de ya ikisi aynı olabilir, ya ikisi farklı olabilir, ya da ikisi belki de bizim deltamızdan kaynaklı hiç oluşmayabilir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani reel kök yoktur manasında. Çünkü ben aslında burada reel kökleri arıyorum. Kompleks kökler, yani karmaşık sayılar halinde de ben bu kökleri bulabilirim ama şu an bu kadar ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Çünkü amacımız böyle matematiksel formüllerle boğulmak değil, matematiksel işlerle boğulmak değil. Meraklı olan arkadaşlar araştırabilirler. Ya da çoğu zaten insan, sayısalcıların çoğu bunu biliyordur diye tahmin ediyorum. Ama çok da önemli değil. Karmaşık sayılar sonuçta sanal olan bir şey. Yani önemli, tabii ki çok önemli, ama şu an bizim için pas geçilmesi gereken bir konu. Şimdi gelelim delta değerlendirmesine. Yani eğer benim deltam sıfırdan küçükse arkadaşlar, ben burada 2 reel kök yoktur diyorum. Reel kök demek ne demek? Yani işte 1, 1,5, 2, işte yani kesirli sayı ya da böyle bizim insan düzeyinde anlayabileceğimiz sayılar reel kökü değildir bunların. Yani bunun kökü değildir diyorum eğer delta küçüktür sıfırsa. Bu bir formül gibi düşünebilirsiniz bunu. Delta eşittir sıfırsa iki kök aynıdır diyorum. Delta büyüktür sıfırsa da iki farklı reel kökü vardır diyorum. Şimdi eğer delta sıfırdan küçükse ben otomatikman buna zaten kök bulma işlemlerini hesaplatmadan ne diyeceğim? Doğrudan diyeceğim ki kardeşim zaten delta sıfırdan küçük olduğu için bizim kökümüz yoktur şeklinde bir uyarı vereceğim. Ama tabii ki bu, farkındaysanız 3 farklı şart olma durumu bu. 3 tane şart var bu durumda yani. Delta'nın sıfırdan küçük olması, delta'nın sıfıra eşit olması ya da delta'nın sıfırdan büyük olması manasında. Bunu kontrol yapılarında daha çok böyle detaylandıracağız. Bizim şu an amacımız sadece kontrol yapısı kullanmadan bütün sonuçları ekrana verdirtmeye çalışmak. O yüzden artık biz programımızın analizini yaptıktan sonra kod işlemine geçebiliriz. Şimdi geliyorum. Bizim fx'imizi hesaplayacağım ben. Şöyle fx dedim. Öncelikle fx'imiz ne demiştik? A çarpı x artı b çarpı x artı c şeklinde bunu formülize etmiştik. Şunların da aralarına boşlukları koyalım. Şöyle sevimli gözüksün diye. Şimdi ben burada ax A'yı, X'i, B'yi ve C'yi daha önceden tanımlamadığım için bana burada Python uyarı veriyor. Ben ne yapacağım burada? Bunları tanımlayacağım. Geliyorum. A, B, C, X input diyorum. Şöyle float input diyerek artık böyle A'ya girin, B'ye girin şeklinde yazmayacağım arkadaşlar. Siz bunu dediğim gibi süsleyebilirsiniz. Ben direkt doğrudan şöyle kopyalayıp burada A, B, C ve X diye kullanıcıdan girmesini bekleyeceğim. Ve doğrudan fx'imi hesaplayacağım. Şöyle sonucu ekrana yazdıralım. Geliyorum, run dedim. Örneğin ax kare artı bx artı c her bir değerin 1 olması durumunda ne olacak arkadaşlar? Her bir değerin 1 olması durumunda 1 artı 1 artı 1'den 3 değerini alacağız fx'te. Hemen şöyle a değerini girdim, b değerini girdim, c değerini girdim ve x değerini girdim. Görmüş olduğunuz gibi 3 değeri karşımızda. Şimdi bunun deltasını hesaplayalım. Delta için ne demiştik? b kare eksi 4 çarpı a çarpı c. Yani b kare eksi 4 ac. Görmüş olduğunuz üzere. Şöyle tabi istersek bunu nasıl yazabiliyorduk bir de. B çarpı B eksi 4 çarpı A çarpı C şeklinde de yazabiliyorduk. Şöyle yazalım. Şimdi ben burada delta'yı hesapladıktan sonra geleceğim. Diyeceğim ki direkt delta sıfırdan küçükse reel kök yoktur şeklinde uyarı verdim. Delta sıfıra eşit ya da sıfırdan büyükse reel kök vardır şeklinde kullanıcı uyarım verdim. Şimdi biz bunların daha sonradan kontrol yapılarında ayırabileceğiz. Yani eğer delta küçüktür sıfırsa benim tekrardan şu uyarıyı vermeme gerek yok, biliyorsunuz ki. Zaten bu uyarıyı vermem yeterli. Gidip şu işlemleri yani şu kök işlemlerini yaptırmama gerek bile yok. Şurada kök işlemleri yapacağız. Şimdi bu kök işlemleri yaptırmama gerek bile yok. Bunu kontrol yapılarını göreceğiz. Şu an olabildiğince tüm olasılıkları değerlendirip kullanıcıya bir çıktı sağlamayı amaçlıyoruz. Şimdi kökümüzün formülü neydi? Eksi b eksi kök delta bölü 2a'ydı. Yani eksi b eksi kök delta. Şimdi kök delta'yı nasıl yazacağım? Delta çarpı çarpı 0.5 diyerek bu delta'nın kökünü almış oluyoruz. Eksi b eksi kök delta bölü 2a dediğim için ben şunu bir kere şöyle parantez içine alayım ki, çünkü ben bunu 2 çarpı a'ya böleceğim. Doğru düzgün bir şekilde bölme işlemini yapabilelim diye. 2 çarpı a'ya böldük. Şimdi kök 1'i bulduk. Şunu kontrol D deyip ikinci kökümüzü bulacağız. İkinci kökümüzün formülü neydi? Eksi b artı kök delta bölü 2a. Şuraya da artı koyduğum zaman ikinci kökümüzü de bulmuş olduk. Geliyorum buraya. Kök 1 ve kök 2'yi yan yana bastıracağım. Geldim. Bütün değerleri 1, 1, 1 girdim. X'i de 1 girdim. Bakın ne oluyor bize? Zaten otomatikman bunun arka planda görmüş olduğunuz üzere kökleri bulunuyor arkadaşlar. Şuradaki J karmaşık sayılardaki, yani bizim i olarak geçen bizdeki matematikte hani şöyle 1 artı i diyoruz ya, bu J'nin karşılığı aslında buradaki J gibi düşünebilirsiniz. Hatta eğer kökü 1 artı i olan bir denklem oluşturmak istiyorsak, yani bir kökü 1 artı i olsun, yani ikinci kökü de 1 artı i olsun diyorsak, ben şimdi burada matematiksel işlemini yaptım. Bunun çıktığı vermesi için bizim a'nın şöyle eksi 1, b'nin 2 ve c'nin de eksi 2 olması lazım. X'in de 1 olması lazım. Şimdi biz bu değerleri verirsek otomatikman burada 1 artı i kökünü görmüş olacağız. Gelin isterseniz verelim. Ne demiştik? A için eksi 1, B için 2, C için eksi 2 ve X için 1 değerini verdiğimde görmüş olduğunuz gibi burada 1 artı J, yani 1 artı i sonucunu ve burada da 1 eksi J, yani 1 sonucunu görmüş olduk. Çünkü ben bir kökü 1 artı j olan denklem için bunu verdim. Aslında o denklemin öte yandan diğer kökü de 1 eksi j olarak karşımıza çıkıyor. Yani aynı denklemi de size göstereyim. merak edenlere şöyle 2x kare artı 2 pardon 2x kare değil eksi x kare şöyle silelim. Eksi x kare artı 2x artı şöyle artı değil eksi 2 denkleminde biz buna fx diyoruz. Siz burada 1 artı i'yi yerine yazarsanız sonuç 0 geliyor. Yani şuradaki denklem, şu ikinci dereceden denklem sonuç 0 geliyor. Aynı şekilde 1 eksi i'yi de yazarsanız sonuç 0 gelecektir arkadaşlar. Dediğim gibi buna fazla yoğunlaşmanıza gerek yok. Yani karmaşık sayılarda reel kök olmadığını görüyorsunuz zaten köklere bakarak. Böyle kalabilir yani, fark etmez. Şöyle diyelim, kökler diyelim buna da. Bu şekilde şu 1 artı ve 1 eksi i oluyor kökleri bu denklem için. Yani bu verdiğiniz değerler için kökler bu şekilde karşımıza geliyor. Şimdi normal değer verelim. Mesela ne verelim? Örneğin şöyle x kare artı 2x artı 1 verelim. Bu da ne? X artı 1'in karesi olduğu için yani tek kök çıkacak. Görmüş olduğunuz üzere yani delta eşittir 0 çıkacak. Böylelikle eksi 1 kökünü karşımızda göreceğiz sadece. Yani kök 1 de eksi 1 olacak. Kök 2 de eksi 1 olacak. Bu denklemi kullanırsanız. Gelin isterseniz değerlerimizi verelim. Şöyle a1, b2, c1, x'e de 1 diyorum. Görmüş olduğunuz üzere kökler eksi 1 ve eksi 1 olmuş oldu. Yani x'e ne verdiğiniz biliyorsunuz ki kökleri hesaplarken önemli değil. Çünkü bizim kök hesabımızı eksi b, delta ve a belirliyor. Delta'yı da b ve b, a, c belirliyor. Yani x'e ne girerseniz gir, x sadece şuradaki fx'in etkileyen bir şey. Biz burada ax kare artı bx artı c'ye girdiğimiz için ve şurada x değerine 1 yazdığımız için burada işte 2 çarpı 1 çarpı 1'den 2, bir daha b'ye 2 girmiştik 4, pardon 1 çarpı 1 çarpı 1 1, 2 çarpı 1 2, bir de burada 4, fx'imiz 4 çıkmış oldu görmüş olduğunuz üzere. Şimdi bir de iki farklı reel kök yapalım arkadaşlar. Yani şöyle ki mesela bizim denklemimiz neydi? Ax kare artı bx artı c idi. İki farklı kök istiyorsak örneğin ben kökü 1'in 1 çıkmasını, kök 2'nin de eksi 1 çıkmasını istiyorsam bunun denklemi nedir? X artı 1 çarpı x eksi 1'dir. Bu da zaten bize neyi verecek? X kare. Ya da şöyle yapalım, bu tam olarak yani x kare eksi 1 çıktı ya, şu ortadaki x'in katsayısı 0 ya, katsayısı 0 olduğu için bunu kullanmayalım da şu köklerden birisi 2 olsun arkadaşlar, diğeri eksi 1 olsun. O yüzden bu hangi denklemi yapmamız lazım? X eksi 2 çarpı x artı 1 yapmamız lazım. Bu da ne oluyor? X kare eksi x eksi 2 şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani ben a'ya 1, b'ye eksi 1, c'ye eksi 2 verdiğim zaman ne olacak? Bana kök 1 2, kök 2 de eksi 1 olarak karşıma gelecek. Verelim. Ne veriyorduk? 1 eksi 1 eksi 2. Geldim. 1 eksi 1 eksi 2 dedim. X'e ne verdiğim önemli değil. X sadece fx'in bulmak için kullanmış olduğum bir şey. Görmüş olduğunuz gibi köklerin birincisi eksi 1, diğeri 2. Yani böylelikle ne yaptık aslında? Analiz ettik, birazcık karmaşık sayılar gördük, mantığını anladık ve kullanıcıya uyarılar verdik. İstersek delta küçüktür 0 deseydik doğrudan reel kök yoktur şeklinde karşımıza gelebilirdi. Fakat burada karmaşık sayı hesabını zaten güzelce yaptığı için karmaşık sayı reel kök olmasa bile burada 1 artı i ve 1 eksi i değerlerini gördük biz. İşte bunlar reel kök olmuyor. Bunlar reel olmayan kökler oluyor yani arkadaşlar. O yüzden bunları da göstermek istedim size. Evet, güzelce bunu analiz ettik. Büyük projelerde daha farklı analizler yapıyoruz tabii ki. Ama en basitinden matematiksel denklemde bile gördüğünüz gibi ne kadar üstüne düşünüp bir şeyler elde etmeye, bir disiplinle çalışmamız gerektiğini algılatmaya çalışıyorum size. Yani böyle dersleri izle geç, direkt kodlamaları yap geç değil. Birazcık onun üzerinde düşünüp ondan sonra kodlamaya vakit ayırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.